Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ men ahya'd-dîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihi'l-mukaddimîne alâ'l-hayri ve lev'asîrâ. İ'lemû enne afdala'l-kitâbi kitâbullâh. Ve afdala'l-hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerre'l-umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl ile nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. İnnemâ neheytüküm li eclid dâffeh deffet aleyküm. Fekulû ve tesattakû ve ettahirû. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlarımız, üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müstefa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnemâ neheytüküm li eclid dâffeh. Ben sizin kurban etlerinizden yemeyi deffet aleyküm size gelen sıkıntılardan dolayı, kıtlıktan dolayı, darlıktan dolayı yasaklamıştım. Fekulû ve tasattakû ve tahirû. Artık şimdi kurban etlerinizden yiyiniz. Tasadduk ediniz, depolayınız, biriktiriniz. Evet, kurban kesmek, Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde İnna atayna kel kevser fasalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebtar. Bu surede venhar. Rabbin için namaz kıl ey Habibim ve kurban kes, venhar. Kurban edilecek hayvanları boğazla anlamına geliyor. Bu emir gereğince kurban kesmek Hanefi mezhebine göre varlıklı olanlara, sadaka-i fıtır verenlere, o derecede varlıklı olanlara vaciptir. Vaciptir Hanefi mezhebine göre. İmam-ı Azam neden vacip diyor? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim men vecede sa'aten ve lem yudahhi fe la yakrabanna musallana, imkan bulup da varlıklı olup da kurban kesmeyen bizim bayram namazı kıldığımız musallamıza gelmesin, yaklaşmasın. Bu bir ağır tehdit. Sünnetlerin kılınmaması sebebiyle böyle tehdit olmaz. Sünneti kılmayan adam kafasız, kaçırdın treni denir. Fakat başka tehdit yapılmaz. Sevabı kaçırır. Halbuki burada ne diyor Peygamberimiz, ne buyuruyor? İmkan bulup da kurban varken, imkan varken kurban kesmeyen namaz, bayram namazına gelmesin diyor. Böyle bir ağır tehditte bulunmuş. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimeullah diyor ki bu tehdit ancak vaciplerde olabilir.
Onun için kurban kesmek sadaka-i fıtır verecek derecede ki işte 200 dirhem gümüş, 20 miskal altın, 81 gram altın tutarı neyse şimdi gümüş artık piyasadan kalktı. Revaçta, raişte yok. Bu imkana sahip olan kimse kurban kesecek. Mukimse, evinde oturuyorsa, yolcu değilse, misafir değilse kurban kesecek Hanefi mezhebine göre. Öbür mezhepleri karıştırmıyorum. Zekatın da ölçüsüdür. Bu 81 gram altın, Diyanet İşleri'nin verdiği rakam 81 gram. Başka rakamlar da var, onu karıştırmıyorum. 81 gram. Bugün bakın piyasaya, kaç paraysa gramı altının, çarpın 81 ile. O kim borcundan hariç. Şimdi zekatta gayrimenkuller, taşınmazlar şeye girmez. Bu zenginlik hesabına girmez. Ama sadaka-i fıtır vermekte girer. Şimdi her birimizin dairesi var. Hatta birkaç dairesi var. Birkaç evi var. Bir kendin için, bir çocuklar için, bir de misafir için 3 oda. Bizim ev 5 oda. Hani salonu biz oda saymayız, oda odadır. 2 oda fazla. 2 odanın değeri bir 10.000 lira ediyorsa sen kurban keseceksin. Tarlan var, bahçen var. Bunlar zekatta şeye girmez, hesaba girmez. Ama bir dönümünden kalkan sana yetiyor. 2 dönümünden kalkan ama senin 30 dönümün var. Bunların değeri sadaka-i fıtır, kurban kesmekte hesaba girer. Bir gazlık, bir kışlık elbise dinen yeter. Bu kadardır. Şimdi her birimizin 5 takım, 10 takım elbisesi var. Bu 2 takımdan fazla elbiselerin değeri 10.000 lirayı tutuyorsa, yani kabaca diyorum 81 gram altın şimdi 10.000 lira mı, daha fazla mı ediyor bilmiyorum da, o kadar tutuyorsa kurban keser, sadaka-i fıtır verir. Evet, bu zenginliğe ulaşıp da kurban kesmeyen kimse bayram namazları, bütün müminlerin cuma namazları, bayram namazları, bütün müminlerin birleşmesi için bu hikmete mebni emrolmuştur. Allah Celle Celaluhu haftada bir gün cumaya gelemeyenler, şurada buralar, bayram namazında müminlerin, bir belde ahalisinin bir namazda buluşup tanışmaları, kaynaşmaları, sevişmeleri ne istemiş? Bayram namazını meşru kılmış, cuma namazını meşru kılmış. Hikmeti budur. Ve şeairi İslam'dandır. Bir yerde cuma namazı kılınıyorsa, bayram namazı kılınıyorsa Müslüman memleketidir. Evet, emniyet içinde kılınabiliyorsa Müslüman memleketidir. Şeairi İslam'dandır. Müslümanlığın alametlerindendir. Ezan da böyledir. Camilerin açık olması, cuma kılınması, ezan okunması o memleketin Müslüman memleketi olduğuna işarettir. Tabii bu konuda birçok müçtehitten görüşler var da, bir memleketin tarihinde din uygulanmışsa, ki dinin karşılığı şeriattır. Şeriat deyince bazı adamlar ürküyor da onun için din diyorum. Şeriat uygulanmışsa idaresinde, işlemlerinde tatbik edilmişse, sonradan diyor şeriat gitse bile o kimselerin, o memlekette yaşayanların çoğunluğu Müslümansa, ezanlar okunuyorsa, camiler açıksa, cuma bayram namazı kılınıyorsa o memleket Müslüman memleketi olmakta devam eder diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Onun için bu ölçüye göre davranacağız. Şimdi musalla niye diyor Peygamberimiz? Memleketin ahalisinin hepsini bir cami almaz. Onun için açık araziye çıkarlardı. Müslümanları toplayacak, hepsi birbiri aynı cemaat olacaklar, namaz kılacaklar, bayramlaşacaklar, tebrikleşecekler, tanışacaklar, bilişecekler, buluşacaklar. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah zamanında Abbasilerin
ilk devirlerine yetişmiş, Emevilerin son devrinde yaşamış. Çok ilerlemiş. Abbasiler döneminde meridyenleri, enlemleri, boylamları biz, Müslümanlar buldu. Ekvatorun çevresini biz bulduk. Cebir mebiri biz icat ettik. O kadar ileri gittik ilimde, teknolojide ve de çok da kalabalıklaşmış Bağdat. Bakmış ki bu kadar insanın cuma namazına bir yere getirmek çok büyük zorluk. Gelmeye kalksa adam bir gün evvelden yola çıkması lazım. Şimdi İstanbul 20 milyon dışarıdan gelenlerle, İmam-ı Azam çok haklı. 20 milyonu 5 milyonu cuma namazı kılar. Hani çoluk çocuk kılmayanlar çıkarırsak 5 milyon cuma namazı kılar. 5 milyon insanı alacak bir meydan nasıl bulacaksın İstanbul'da? Öyle bir arazi, boş arazi nasıl bulacaksın? İşte Gazlı Çeşme'de bir yerde bir denizi doldurdular. İtirazlara rağmen denizi niye dolduruyorsun filan diye itiraz edildi. Bir şehrin bir böyle açık arazisi olsun, mitingler filan. Kaç bin kişi alıyor? 5 milyonu mümkün değil almaz. Bir. Hadi böyle bir arazimiz var diyelim. İstanbul'un bir başından bir başı 160 kilometreye çıktı şimdi. Merkezinde arazi bulsak 80 kilometre. Şimdi Anadolu yakasından İstanbul yakasına sabahleyin gelirsen saat 8'de 2,5-3 saatte geçiyorsun. Bazen 4 saatte. Şimdi 80 kilometre uzaktan adam şehrin ortasına gelmeye kalksa bir gün evvelden yola çıkması lazım. Yoksa cumaya yetişemez. Zorluk var. Zorluk var. Dinde zorluk yoktur. Kur'an'da ayet var. Dinde zorluk yoktur. Onun için diyor ki İmam-ı Azam içtihatta bulunmuş. Evet, cuma namazı müminlerin toplanması için farz olunmuştur. Adı cuma, toplayan namaz. Cami de müminleri toplayan yer. Allah'ın evi, cami, toplayan demek. Öyledir ama zaruret var. Devletin izin verdiği, herkese açık olan, herkese açık olan, her mümin girebilir şekilde kapılar herkese açık olan. Evet, şimdi bazı cemaatler var, işte bir yerleri var, toplanalım kendimiz kılalım diyorlar. Öbür imamlara güvenmiyorlar. Kesinlikle cuma olmaz. Kesinlikle cuma olmaz. Her mümin girebilmeli oraya. Kapı açık olmalı. Gelmiyorsa problem yok ama kapı herkese açık olmalı. Onlar diyor ki hayır, başkası girmez. Biz kendi cemaatimizle, öbür imamlara güvenmiyoruz. Kendi imamımızdık. O bu cuma olmaz. Kesinlikle olmaz. Devletin izin verecek, emniyetini sağlayacak. Devletin izni olacak ki onu şimdi müftüler izin, devletin memuru o izin veriyor. Ondan sonra herkese açık olacak. Herkese açık olduğu şekilde devletten de izin alınınca her camide kılınabilir demiş İmam-ı Azam. Onun fetvası üzere şimdi biz de her camide namaz kılıyoruz. Evet, şimdi şeyde de öyle, bütün İslam aleminde de öyle. Ama başka alimler demişler ki hocam doğrusun, düzelsin ama cuma namazının farz kılınmasının hikmeti Müslümanları bir araya getirmek. Sen böyle her camiye dağıtırsan namazın farz olmasının hikmeti kalmaz, illeti kalmaz. Onlar da haklı. İmam-ı Azam da haklı. Onun için Osmanlılar demişler iki haklı var, ikisine de uyalım. Cuma günü biz cuma namazı kılıyoruz. Ondan sonra bir de vaktine yetişip de henüz eda edemediğim zuhru ahirin edasını Allahu Ekber diye bir zuhru ahir namazı kılıyoruz. Yani İmam-ı Azam haklıysa bu niyete göre kıldığımız zuhru ahir son öğle demek. Bir kaza namazımız oluyor. Yok, İmam-ı Azam içtihadı haklı değilse, ötekiler haklıysa, cuma namazı kılamayan adam öğle namazını kılmak zorunda. Açıkta kalmıyoruz yani. İki durumda da açıkta kalmıyoruz. Çok akıllı hareket etmişler. Zuhru ahir diye bir namaz Osmanlılar döneminde kılınmış.
asırlardır bu aziz millet ona alışmış. Onun için 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı, 2 rekatın yerine hutbe. Hutbeyi dinlemezseniz hutbe olmazsa cuma olmaz. Cumanın rüknüdür hutbe. Bu olmazsa cuma olmaz. Bundan sonra 4 rekat son sünnet, 4 rekat kâmet getirerek kendi içinizden zuhur-u ahir farz kılar gibi. Ondan sonra kaza kılıyorsunuz çünkü. Ondan sonra 2 rekata vaktin sünneti. Evet, bu şekilde 16 rekat namaz kılmaya aziz milletimiz alışmış. İyidir, devam edin, kılmaya devam edin. İşte bu cuma namazı musalla diyor Peygamberimiz. Kurban kesmeyen musallamıza bayram namazı, cuma namazı. Onun zamanında Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali zamanında şeye gelince kadar, Abbasilere kadar açık arazide kılınmış. Buhara'ya giderseniz musalla var, namazgah diyorlar. Orada şey var, minber var, mihrap var. Geniş arazi halen duruyor. Bosna'ya giderseniz Osmanlılar da oralarda kılmışlar, musalla var. Bayram cuma namazlarını birleştirmişler ahaliyi. Kaynaştırmışlar oranın insanlarını. Ama dediğim gibi İstanbul şimdi nasıl 5 milyonu sığdıracak, arazi bulacaksın, nasıl toplayacaksın? İmam Azam da haklı. Onun için zuhur-ı kılasınız siz. Kılın, iyi. Açıkta kalmıyorsunuz. İmam Azam'ın dediği de doğru. Şimdi işte bu musalla namazgah, bayram namazı da böyle hep beraber kılınır. Ama İmam Azam'a göre her camide kılınır. Böyle devletin izin verdiği, herkese açık. Efendim, yine şuraya temas edeyim madem bu konuya girdik. Diyorlar ki işte efendim, şeriat devleti olmayan yerde cuma kılınmaz. Onun için zuhur kılınmaz. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde ilk cumayı Medine-i Münevvere teşrif ettiklerinde Kuba Mescidi'ni yaptılar. Ondan sonra Kuba Mescidi'nden Medine'nin içine yürüdüler cuma günü. O zaman Medine'de İslam devleti yoktu. Şeriat devleti yoktu. Ahalinin çoğu Yahudi ve müşrik Arap'tı. Müslümanlar çok azınlıktaydı. Şeriat devleti yoktu. Bu böyle diyenlere cevap veriyorum. Ama Peygamberimiz orada Kuba'dan gelirken şimdi Mescid-i Cuma denir. Orada onu yenilediler şimdi. Osmanlılar bir cami yapmıştı. Onu büyüttüler, yenilediler. Orada yeryüzünde ilk cuma namazını kılmıştır. Demek ki şeriat devletinin olması şart değil. Medine'de kıldı Peygamber. Onun için Almanya'da da devlet izin veriyorsa, emniyet sağlanmışsa Müslümanlar toplanıp Fransa'da da Amerika'da da Müslümanlar toplanıp cuma namazı kılabilirler. Caizdir, meşrudur. Meşrudur. Evet, bunu arz etmek isterim. Onunla ilgili değil bu. Her camide kılınıp kılınmaması şeysinden dolayı, arz ettiğim fetvalardan dolayıdır o. Zuhru ahir. Evet, şimdi biz kurban hadisi bu. Kurban kesmek vaciptir. Çünkü kesmezse diyor bayram namazına gelmesin diyor. Tehdit ediyor, ağır söylüyor. Sünnet olsaydı bu kadar ağır söylemezdi. Treni kaçırdın derdi. İşte günde namazın sünnetlerini kılana cennet vaat ediyor Allah hadislere göre. Öyle müjdeler var. Ama kılmayan şöyledir filan diye şey yok. Tehdit yok. Treni kaçırıyor. Evet, bunda tehdit olduğuna göre diyor İmam-ı Azam, vaciptir diyor. İmam Şafii Rahimeullah'ta farz var, sünnet var. Vacip kategorisi yok onun sisteminde. Onun için sünnet demiş o. Manefilere göre vaciptir. Vacip olmasının sebebi de budur. Evet, şimdi arz ettiğim gibi ihtiyacından fazla elbisesi, tarlası, tokkası, evinin odası filan olan kimseler işte 10 bin liraya varıyorsa borcundan hariç kurban kesmekle yükümlü. Mukimse, yolculara kurban kesmek vacip değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevver geldiğinde Müslümanlar çok fakirdiler. Medine'den gelenler don gömlek geldiler.
Mekke'den, Medine'dekiler de öyle çok da zengin değiller. Kardeş yaptığı evlerinin bir odası kendilerinin, öbür odaları gelenlerin. Mesela üç dönüm bahçesi varsa birisi senin, ikisi gelen Müslümanın. Böyle kardeş yaptı. Onlar da Kur'an'da övündüler. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar dahi gelen müminlere, müminler tercih ettiler diye ve sürüne alamsın böyle bir hasasa ihtiyaç içinde olsalar bile kendilerini tercih ettiler diye Allah onları övüyor. Ansar denildi. Müslümanlara yardım ettikleri için çok fakirdiler. Sonra harpler, cihatlarla zenginleştiler. İşte ilk zamanlarda kurban farz olunca, vacip olunca, Kevser suresi nazil olunca kurban kesiyorlar. İmkanı olan kurban kesiyor. İmkanı olmayan yılda et yüzü görmüyor. Demişler ki bu kadar mı müminlerin anası Ayşe anamıza? Bu kadar mı demiş, gülmüş. Peygamberin evinde 3 gün buğday yemeği yendiğini bilmiyorum demiş. Buğday yemeği yahu katıksız. Arpa ekmeğini, hadi ye bakayım bir arpa ekmeğini. Yedin mi hiç? Yenmez. Evet, mübarek başka, tadı başkadır. Buğday sen şimdi somunu beğenmiyorsun, bir de onun kabuğunu da atıyorsun da böyle bembeyaz içini yiyorsun. Evet, o zaman diyor 3 gün biz diyor hiçbir zaman buğday unundan ekmeğiyle karnımızı doyuramadık diyor. Peygamber devlet başkanıdır. Gülerek öyle söylüyor. Çok fakirdiler. İşte o zaman dışarıdan da gelenler cumaya geleceğiz, bayrama geleceğiz diye zaten yiyecek bir şeyleri yok. Demiş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya ehlel Medine, ey Medineliler, la tekulu luhumel adahi fevka selas. 3 günden fazla kurban etini şey etmeyin, saklamayın. Ya yiyin bitirin ya da fakirlere verin. 3 günden fazla halal değil. Evet. Nehe en tükkele luhumel adahi ba'de selas. Allah ibn Ömer'den, öteki Ebu Said Hudri'dendir radıyallahu anhuma'dan. Kurban etlerini yemenizi 3 günden sonra Resulullah yasaklamıştı. Bu hadisler var. Ondan sonra Hayber fethi. Arapları ikide bir kışkırtıyorlar. İslam'a karşı olanları kışkırtıyorlar. Yahudiler fitne kaynağı. Efendimiz biraz ordusunu nizama sokup güçlenince fitnenin kaynağını kurutmak için Hayber'i fethe gitmiş. Hayber'i fethetmiş. O fitne şeysini. O zaman o sene imkanlara kavuşmuş. Öyle diyor işte o zaman hicretin 7. senesinde innema neheytüküm, ben size yasaklamıştım liyecli daffeti deffet aleyküm. Dışarıdan o şeyler, o garibanlar köylerden filan bayrama gelirlermiş. Zaten Mekke, Medineliler fakir. Bir de onlar gelince zavallılar sokakta yatıyorlar. Yiyecek bir şeyler yok. Senin fırının filan mı var o zaman? Lokantan filan mı var? Diyor ki etinizi diyor hayredin. 3 günden fazla bırakmayın. 3 günden fazla bırakmak helal değil. Onları yedirsinler diye. Demişmiş. Öyle diyor. Ben size yasaklamıştım. Ama şimdi fekulu, kurbanın etini yiyiniz. Ve tesattaku, hayrediniz. İsterseniz hayrediniz. İsterseniz veddahiru, saklayınız. Evet, koyarsınız, kavurursunuz veya buzdolabınıza, dip frize koyarsınız. Yavaş yavaş her gün, her zaman yersiniz. Serbestsiniz. Fakirlik gitmiş. Herkes kurban kesebilecek duruma gelmiş. Bu hadis onunla ilgili. Evet, kurban kesmek bayramın 1. günü. İmsak vaktinde, sabah namazında adam imkanı varsa, Müslüman hayatta mukimse ona vacip olur. Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra 1. gün, 2. gün, 3. gün kesilebilir. İkindi namazına kadar. 4. gün değil. Hanefi mezhebine göre anlatıyorum hep anlattıklarımı. Bu günlerde zengin olan adam kurban kesmek zorundadır.
Kurban kesmezse, para verirse kurban olmaz, sadaka olur. Kurban olması için hayvanın deve, sığır, koyun, keçi. Vahşi hayvanlar kurban olmaz. Geyik aslında kesilebilir ama ehilse, besliyorsak. Dağdaki vahşi olmaz. Vahşi olmayacak. Babası erkeği vahşi, anası ehilse anasına göre kesilebilir, yenebilir. Yani ehil olacak, besleme olacak. Bunlardan, bunların ehli, yani ne diyelim, vahşisi olmayanı yenebilir. Tevrat'ta da çatal tırnaklı olanlar yenir diye şeyler var. Geviş getiren çatal tırnaklı hayvanlar, bu saydıklarım çatal tırnaklıdır, geviş getirirler. Mesela domuz da çatal tırnaklıdır ama geviş getirmez. Onun için yenmez. Eşek yenmez, at yenmez. Çünkü çatal tırnaklı değildir. Öyle bir güzel bir pratik ayrım şey etmişler. Evet, dinle. Kur'an-ı Kerim'de deve geçiyor, sığır geçiyor. Devenin 5 yaşını tamamlayanı, sığırın, ineğin, erkeğinin, tosunun 2 yılını tamamlayanı, 3'ten gün alanı kesilebilir. Alırken dikkat edin. 2 yaşına 3 gün var, 5 gün var olmaz. 2 yaşını tamamlamış olacak kestiğin gün. Kestiğin gün, Kurban Bayramı'nda kestiğin gün 2 yaşını tamamlamış olacak. Keçinin davar diyoruz biz. Erkeği dişisi 1 yılını tamamlamışsa, tabii gözü kör değilse, burnu kesilmemişse, kulağı kesilmemişse, boynuzu kesilmemişse, yürüyemeyecek kadar topal değilse, deli, yürüyemeyecek kadar, hiç hayvan denmeyecek kadar deli, bunlar kesilmez, ayıpsız olacak. Ve de imkanı olan güçlü kurban alsın diyor. Çünkü dahayaküm matayaküm ala sırat. Sizin kurbanlarınız sırat köprüsünü hep geçeceğiz ya, sırat köprüsünde bineklerinizdir. Bir adi otomobille gitmek var yola, ikide bir bozulur, azıcık sürat yapsan uçuyor gibi titrer. Bir de lüks arabayla gitmek var, 200'ü basarsın hiçbir şey olmaz. Yoracan yeri çabuk var, aynıydı böyle. İmkanın varsa etli butlu, şöyle yakışıklı, daha çok para harcayaraktan sağlamını al. Çünkü sırat köprüsünde uçarak geçersin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara dikkat etmek lazım. Kendin kesmek iyidir. Boğazından, gırtlağından kesilir. Atar damar, toplar damar, yemek borusu, nefes borusu kesilir. Üçü kesildi mi yeterli olur. Birdenbire hepsini kesmemek lazım. Üçünü kesmek, bırakmak lazım canı çıksın diye. Öbür türlü eziyet olur. Tam gırtlaktan kesilir, üstten veya alttan keserseniz zavallı yarım saat hırlar. Bunu öğreneceksin. Kurbanını kendi kesmeyen ayıplanır fıkıhta. Bilmiyorsan hayvanı eziyet etme, bilene kestir. Bilene kestir. Besmelesiz kesilen kurbanın eti leş olur, yenmez. Kurban olmayanın da eti yenmez. Kasten besmeleyi kasten çekmezse yenmez, eti leş olur. Besmele çekmesi lazım. Anasından kabeş olursa problem yok. Ama anasından kör doğmuş olmaz. Kulağını hasta diye dilmişler, problem yok. Ucundan azıcık kesmişler, problem yok. Boynuzun ucunu çok kuvvetli, geleni süsüyor, yaralıyor. Ucundan azıcık kesmişler, problem yok. Ama içindeki beyazı görünmeyecek. Boynuzun içinde beyazı vardır. O görünmeyecek kadar ucundan kesilirse, kuyruğu mesela ucundan azıcık çok batmasın diye kesmişler. Problem yok ama 1/3'ünden fazlası olacak. 1/3'ünden çok kesilmişse bunlar ayıp sayılır. Ayıplı hayvanı kurban etmeyeceğiz. Ayıpsız olanı kurban edeceğiz. Deve, sığır 7 kişi tarafından kurban edilebilir. 7'si de ibadet kastıyla birleşmeleri lazım. Mesela ben evde aldım kurban ama senin tosun çok yağlı.
senin doktor da sığır eti yedirdi mesela. Mesela. Onun için size bir hissede ben gireyim olmaz. Çünkü o et niyetiyle giriyor. Ama oğluna akika kurbanı keseceksin. Erkeğe iki, kıza bir. Peygamberin emri şeydir. İmkan varsa kes diyor. Başının gözünün sadakası olsun. İyi insan olsun. Akika. Ha, bu niyetle girebilirsiniz. Bir şu işim şöyle olursa efendim kurban keseceğim. Girebilirsin. O da ibadettir. Böyle ibadet kastıyla olabilir. Geçmişlerinize kurban niyetiyle bir hisse girebilirsiniz. Dedene babana. Böyle ibadet kastıyla olabilir. Bunlar birleşirler. Kurban keserler. İşte Muharrem şeyde Zilhicce, Muharrem diyorum şimdi Muharrem olduğu için yılbaşı ilk aylardayız, günlerdeyiz. Efendim Zilhicce'nin ilk günlerinde, 10 gününde oruç tutmayı çok övüyor Peygamberimiz. Bundan muhteşem ibadet bilmiyorum diyor, teşvik ediyor. 10. gün bayram, bayram gün oruç tutulmaz. 10 gün demiş Peygamber, sabah namazına gidersin. Gelirsin, bir şey yemezsin, kurbanın etinden yersin, o günde oruç sayılır. Böylece on olur. Böyle usulleri var. Evet, küçük çocuklara kurban kesmek mecburiyeti yok. Mecburiyeti yok, sadaka-i fıtır verilir. Çünkü sadaka baş vergisidir. Ama kurban kesme mecburiyeti yok. Kurban böylece kesiniz diyor. Ve yiyebilirsiniz. Zengin de olsanız yiyebilirsiniz. Zengin arkadaşlarınıza yedirebilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. Böyle size bağlı diyor. İster tasadduk edin hepsini, ister yiyin, isterse alın buzdolabına atın, yavaş yavaş bir sene yiyin. Hepsi serbest diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizden Ahmed İbn Hanbel Hakim Müstedrek'inden Ebu Said ve Katade Hazretlerinden külü el-luhum el-adahi ve dahiru şeklinde aynı mealde birçok hadis nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnneme bakiye mined dünya belaun ve fitne. Dünyadan bela ve sıkıntı kaldı. Ahir zamanda dünya sıkıntı yeridir. Dünyanın yaşanacak zamanı geçti. Dünya sıkıntı yeridir. Çok zengin adam bakıyorsun. Olmadı. O da her gün böyle deyip duruyor. Öbür taraftan meteli olmayan adam da yiyecek yemek bulamamış. O da böyle söylüyor. Dünya sıkıntı yeridir diyor. Ahir zamanda dünyadan bela ve fitne karışık. Her tarafta görüyorsun öldürmeler, kesmeler, topluca vurmalar, kavgalar, hepsi fitne karışıklıklar var. Sadece şurada burada değil, dünyanın her tarafında var. Dünya ahir zamanda fitne ve bela kaldı. Fesat kaldı. İnneme meselü amel ahadikum, sizin amelleriniz böyle zamanda. Şimdi biz de böyle zamanda yaşıyoruz. Durumumuz ne olacak hocam? Şimdi ne güzel söylüyor bak. İslam'ı bileceksiniz. Hangisi haram, hangisi helal? Fıkıh bileceksiniz. Sadece camiye gitmeyle iş olmuyor. Namazın kılınmasının şartları var arkadaş. Abdest almayı bilmiyorsun, namaza durmuşsun. Fayda verir mi? Namaz geçerli olur mu? İslam'ı bileceksiniz. Kurallarını bileceksiniz. Adam Allah'a küfür ediyor, kafası kızmış. Peygamber'e küfür ediyor. Sarığa küfür ediyor. Sarığa küfür etmek gavurluktur. Çünkü bu İslam alametidir. Giymeyeceksen giymezsin ama sarığa küfür edersen, tahkir edersen gavurluktur. Ben hocaların fetvalarını aklım. İmam Bagavi söylüyor. Eserinde açık söylüyor. Maalimus sünne. Orada söylüyor. Çünkü İslam'la kavurluğun ayın kriteridir bu sarık. Ondan sonra sakal peygamberin sünnetidir. Mars'ta da var sakal. Ben peygamberin sakal bıraktı diye bırakıyorum. Efendimizin sünnetine. Benim sakalımı hakaret edersen, hocalar öyle diyor kitaplarında, imanınla oynarsın arkadaş. Sakal peygamberimizin emrettiği, hiç hayatında kazımamış
yüzünü kazıtmamış. Evet, öyle bir farz diyen var, sünnet diyen var. Dini işlerde de garantili olanı yapmak, eğer bir sıkıntın yoksa, asker değilsen, polis değilsen, başka bir sıkıntın yoksa garantilisini yap, sakal bırak. Bir de şu var, beyaz sakallı olanları Allah azap etmekten haya eder diye bir de hadis var. Belki oradan kurtarırsın yakayı. Yani bunları düşüneceksin. Yani dini şeylerde bilmezseniz dinden çıkarsınız. Dinden çıkarsınız. Evet. Onun için ne haram ne helal bileceksiniz bilerek. Neden? Evimizde televizyon var. Televizyon da dünyanın her türlü adetini getiriyor evinin içine. Engel olamazsın ki. İslam'a uyan yerler var, uymayan yerler var. Nasıl yapacaksın? Bilirsen. Bilirsen korursun imanını. Onun için bilmek lazım. Bu devirde çok zor. Sokağa çıkıyorsunuz. Bir erkeğin göbeğiyle diz kabuğu arası. Mahremdir, kimseye görünemez. Eşi hariç. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç. Mahremler dışında kimseye görünemez. Bu benim fetvam değil. Devletin bastırdığı 1936'da Meclis Karayı bastırdığı Elmalı Hamdi Hoca'nın Kur'an dili, hak dini, Kur'an dili tefsirine bakabilirsiniz. Resmi tefsirdir. Bu söylediklerimi orada bulabilirsiniz. Allah'ın ayeti var. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç, saçı görünmemeli, kulağı, boynu, gerdanı, kolları görünmemeli. Dinde böyle. Efendim bunu inkar etmiyor. Allah kuzunu eyvallah, mümindir, bir şey demiyorum. Niye? Neresi harammış ya derseniz imanla oynarsınız. Bunun neresi haram ya? Yok diyemezsin arkadaş. Peygamber kuralı koymuş. Ben sana aktarıyorum. Tabii kabul etmek etmemek sana ait ama din işleri böyle rastgele palavra sıkmayla olmaz. Bilerek. İşte böyle zor bir iş. Şimdi her taraf öyle. Televizyon öyle, sokak öyle, ticaret öyle. Müslümanlığı korumak zor değil mi? Evet. Bu zoru aşarsan, haram işlemezsen, dinin kurallarını çiğnemezsen ne diyor bak. Evet, dünya böyle sıkıntılı, çok karışık ama inneme meselü amel ahadiküm, sizden birinizin evet ameli namaz, oruç, tesettür, alım satım, mal taksimi. Evet, kemeselil vi'a, kap gibidir. İza tabe alahu tabe esfeluhu. Çorba. Üstü başka, altı başka olur mu? Üstü tatlıysa, güzelse altı da güzel olur. Üstü ekşimişse altı da ekşimiş demektir. Şimdi eskiden bizim orası medrese yatağı, hep hocalar vardı ben çocukluğum zamanında. Topluca evlere, ziyafetlere giderlerdi. Hocalardan birçoğu da saf. Bir tane bizim akrabamız olan şakacı bir adam var. O da hacı, bilgili. Ziyafete gitmişler. Çorba tası koymuşlar. Eskiden bakır taslar olurdu, kalaylanırdı. Ona çorba koymuşlar. Bir tane almış, yakmış ağzını. Ağzını böyle kaldırmış, aha falan. Gözlerinden şapır şapır yaşlar akıyor. Bir başka hoca var orada. Demiş, Hacı sen demiş, baban mı, anan mı aklına geldi? Ondan mı ağlıyorsun? Öyle hoca demiş, onun aklıma geldi. Demiş, hoca ben çorbanın demiş üstünden aldım, sıcakmış, ağzımın yaktı. Sen demiş dibinden al, dibi serindir. Ulay üstü sıcak olan dibi serin olur mu hoca? O da onun sözüne inanmış, bir daldırmış. Ağzını boğazını yakmış tabii. Ölünce kadar konuşmadı. Dayımla konuşmadı. Şaka yapmış halbuki. Sen benim ağzım, canım. Bak ne diyor be, üstü nasılsa altı da öyle olur diyor çorbanın ya. Üstü sıcak olan çorbanın altı serin olur mu? Ah hoca ya. Böyle ağzını boğazını yakmış. Efendim işte bir kap gibidir sizin amelleriniz
dinle arkadaş. Üstü veize habusu alahu habusu asfaluhu. Üstü güzelse altı da güzeldir. Üstü çirkinse pisse altı da pistir. Yani ha neyse bitirelim şeyi. Hadis-i şerifi. Evet. Şimdi herkesin yanına gidiyorsun. Kıyafet muazzam. Kılık muazzam. Herkesin içinde disiplinli bir adamsın. Ama kimsenin görmeyeceği yerde işte karıştırıyorsun her türlü pisliği. Çorbanın üstü görünen kısmı. Üstü pis diyor, altı temiz olur mu diyor. Sen diyor herkese böyle gösteriyorsun ama altı diyor karışıksa diyor bu amel olmaz. Böyle amel amel değildir. Ona benzer. Yani bu devirde ticarethanen var. Hacısın, hocasın. Eline düşmüş bir kuş. Ne desen inanıyor. Yalan söyleyip kazıklıyorsun herifi. Ne olsa bir şey diyeceği yok. Gelmiş. İşin yaş. Görünen de hacısın hocasın ama baksana herifi aldattın ya. Çürük malı birinci kalite diye sattın. Parayı çok kazanacağım. Mesela misal veriyorum. Böyledir demiyorum da. Evet ameller nasıl görünüyorsa öyledir. Şimdi güzel görünüp altı çirkinse olmaz. Olmaz. Böyle değil. Nerede olursa olsun imkan bulsan bile Allah'ın emrini tutmuşsun. Görünüşün de güzel, gizlin de güzel. Üstü de güzel, altı da güzel. Zor bir iş değil mi efendim? Zor bir iş. Bana diyor ki hocam faize karışma yahu. Bu devirde faizsiz nasıl ticaret yapalım hocam diyor. Ben karışmak zorundayım. Ehallallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah alışverişi ticareti helal kıldı. Faizciliği faizi haram kıldı. Faiz yemek, faiz alıp vermek Allah'la Resulullah'la harp etmek demektir diyor. Kur'an'da ayet var. Nasıl saklayayım? Oradan bana muber olanlar oluyor. Ben söylemek zorundayım arkadaş. Yapıp yapmamak sana ait. Benim elçiye zeval olur mu? Bu devirde zar. Hayır. Zarlığa rağmen batarsam batayım. Ben haram işlemem. Beyi verdin mi? İmkanın varken dikkat edin. İmkanın varken böyle dedin mi? Öyle diyor Peygamberimiz. Ümmeti ümmetüm mübareke. Mübarek bir ümmettir benim ümmetim. La yedri evvelüha hayran ve ahiruha. Benim dönemimdeki ashabım mı çok hayırlıdır? Yoksa böyle her şeyin karıştığı zamanda harama el uzatmayan, göz dikmeyen, harama bulaşmayan o kahramanlar mı daha üstündür? Bilemezsin diyor. Bilemezsin. Yani bu devirde bu zorluklara rağmen Müslümanlığını koruyabiliyorsan sahabilerle berabersin. Zorluk, bu zorluğu yeniyorsun. Onlar da o zorluğu yendi. Allah 3, 4, 5 deyip dururken Allah 1, ne kadar zor. Etrafım hep böyle söylüyor. Anasına babasına rağmen hayır dedi, Allah 1 dedi. Ne kadar zor. Kimisi öldürüldü. Sümeyye. Değil mi? Develere bağladılar bacaklarını. Evet, Yasir'i. Kamçıladılar, ayırdılar canlı canlı. Sen müşrikliği bıraktın diye. Ne kadar zor mümanı korumak. Öyle bir devirde zorluğu başardılar, sahabi oldular. Sen de böyle bir karışık, her şeyin karışık olduğu dönemde Müslümanlığı bozmazsan, aynı zorlukları yendiğin için onlarla birsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi eşittir, o da bu da güzeldir diyor. Böyle bir kapı var. Bu zorluğu yenmek için dinimizi iyi bilmeliyiz, işi sıkı tutmalıyız. Evet. Dikkat etmeliyiz. Böyle bir Efendimizin müjdesi var. Bu hadis de onunla ilgili. Evet, dinimizi bilmeden bunlar olmaz. Evet, şimdi arz ettiğim gibi namaz kılıyoruz. Her zaman söylüyorum. Abdest azaları
kolları elleriyle beraber dizekler dahil. Şimdi şu anda burada gösteriyorlar, şöyle yapıyor. Bu dirsek kuru kaldıysa abdest olmaz arkadaş. Bu dirsek dahil yıkamaya. İğne başı kadar kuru gelirse kalsa abdest olmaz arkadaş. Ama işte gösteriyorlar o filmlerde falan, böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Burası kuru kaldıysa olmaz. Sen bunun abdest alırken burası kuru kaldıysa boşuna yatıp yuvarlanıyorsun. Evet. Ondan sonra namaz kılıyor şimdi. Namazda secde yedi aza üzere olur. Ben bunu çok tekrarlıyorum. Çok kimse buna şey etmiyor, dikkat etmiyor. Alın burun bir, iki el üç, iki diz beş, iki ayak yedi. Efendimizin sözü bu. Yedi aza üzere olur ve bütün azalar secdede kıbleye yönlendirilir diyor. Şimdi secdedeyken ayaklarının sırtını koyuyor arkadaşlarımız. Ben cumada görüyorum. Söylesen bir sen mi biliyorsun diyor herif. Ötekiler bir şey demiyor. Ne yapalım yani? Burada kürsüden söylüyoruz. Çağırsak arkadaş bir sen biliyorsun. Öbür hocalar bir şey demiyor. Bilmiyor koca. Secdede ayaklarınızı böyle sırtını yere koyarsanız parmaklarınızı kıbleye döndürebilir misiniz? Döndüremezsiniz. Halbuki Peygamber kıbleye döndürün diyor. Onun için böyle koyuyoruz, böyle yapıyoruz. Kıvrılmıyorsa hiç olmaz ucu değecek. Parmakların ucu. Böyle yaparsanız secde yok. Secde yok, namaz yok. Hani bilmezseniz bakın, namaz da boşa gider, oruç da boşa gider, haç da boşa gider. Bu devirde öyle. Bilmek lazım. Bilmeden Müslümanlığımızı koruyamayız. Zor. İşler çok karışık. Bu karışık dönemde bilgi olacak. Bilerek hareket edeceğiz. Zorlukları yeneceğiz. Sahabeyle denksiniz diyor Peygamberimiz. Onunla berabersiniz diyor. Allah bize böyle olmayı nasip etsin. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ meselü ümmetî kemeseli mâin. Benim ümmetimin misali yağmur gibidir. Enzelallâhu mine's-semâ, semadan indiren su gibidir, yağmur gibidir. Lâ yudrâ el-bereke fî evvelihe ev fî âhirihe. Bu da birinci hadisin tamamlayıcısı. Birinci yağmurun evvelinde mi çok bereket var, sonunda mı çok bereket var bilinmez. Bilinmez. Evet. Şimdi ümmetin evveli sahabi. Sahabilerden hiçbirisine dil uzatamayız. Bu kulak İran'da Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a küfredenleri duydu. Yüz binler. Çarşaflı boşuna. Efendimiz diyor ki Ebu Bekir bir tarafa, dünya bir tarafa. Böyle adama küfredilir mi? Yani böyle işte ahir zaman böyle. Birisi öyle şey akılsızlar var ki bilmiyorum şimdi kayboldu o ya. Benim gençliğimde bir şişko bir herif vardı. Ağahan diye. Bir grubun şeysiydi o, imamıydı. Kilolu kızlarla karılarla yiyip içiyor. Geliyordu Mısır'a yılda bir defa, koyuyorlardı teraziye 120 kilo. Bir tarafa da altınları koyuyorlardı, ona veriyorlardı. Kurtuluyorlardı cehennemden, kendi inançlarına göre. O da o paraları götürüyor, karılar da artiste yiyip içiyordu. Böyle İslam aleminde çok böyle sapıtmış gruplar var. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz 926'da Müslüman olmuş. Karahanlar döneminde o zaman Satuk Burhan inceletmiş. O zaman da var bu sapık durumlar. İnceletmiş ehli sünnet inancı. Biz hiçbir sahabiye sövmeyiz. Hazreti Ali'ye çok severiz. Ama Muaviye'de de sövmeyiz. Evet. O işlere karışmayız. Öyle orta yol, ehli sünnet yolu. Kur'an'daki, sünnetteki tariflere göre hareket etmek. Onu seçmişiz.
Hanefi mezhebini seçmişiz. Asırlardan beri böyle gelmişiz. Anane halinde hala Anadolu'muzda sarhoş adam camiye gidiyor. Telefon ediyor bana. Hocam ben hiç namaz kılmam. Hocam ben hiç camiye gitmem. Hocam ben her gün içerim. Ama hocam seni çok seviyorum. Çünkü sen benim ruhumu okuyorsun diyor. Ben şimdi Ehl-i Sünnet'e göre konuşuyorum diyorum ya. Sen benim ruhumu okuyorsun diyor. Bizim sarhoşumuz anane halinde böyle, mayası böyle. Kaç yüz sene, bin sene Ehl-i Sünnet inancında yetiştirilmişiz. Hepimiz 7'den 70'e. Cumhuriyet döneminde bile, bak demin Hak Dini Kur'an Dili tefsirinden bahsettim. Devlet laikliği benimsemiş ama yine bu ananeyi bozmamış. Elmalı Hoca'ya tefsir yaptırmış. Babanzade Ahmet Naim, Kamil Miras hocalara Allah rahmet eylesin, Tecrid-i Sarih diye eser yazdırmış. Ehl-i Sünnet diller, Hanefi diller, ananeyi bozmamış. Yıllarca bunlardan vaaz edildi. Ama şimdi işler ne kadar karıştı. Mucize yoktur diyor herif. Miras diye bir şey yoktur diyor. İsa Aleyhisselam inmesi hikayedir diyor. Ya Kur'an'da var kardeşim ya. Öyle şeyler karıştı. Böyle devirlerde bilirseniz bilginize göre aynı yolda, bin yıllık bu aziz milletin yolunda yürürseniz benim dönemindekilerle siz aynısınız. Fark edemem birbirinizi diyor. O kadar bu iş zorlaşacak. Onu söylüyor. Burada da aynı şeyi söylüyor. Yağmurdan inen, semadan inen yağmur gibidir. Allah Celle Celaluhu o yağmurun, yani sahabe dönemi, ilki yağmurun başlangıcı mı daha kıymetli, sonu mu, ahiri, aynı zaman ümmeti mi daha kıymetli bilmem diyor. Neden? Sahabiler tertemiz insanlar, Allah övüyor. Dil uzatmayın diyor. Sahabemden herhangi birine dil uzatırsanız bana dil uzatmış olursunuz. Bana dil uzatan Allah'a dil uzatmış olur. Efendimizin sözleri var. Onun için biz susarız. Arkadaş, susarız. Şimdi sonunda da kim var? Kim var? Evet, kim var? Bahattin Nakşibendi var. Abdülkadir Geylani var. Hasan Harkani var Kars'ta. Arkadaş, Hacı Bayram Veli var, Yunus Emre var, Mevlana var, kutuplar var. Onlar da bu milletin arasından çıktı. Taban olmadan onlar çıkar mı? Demek ki halimizde yine tutarlı bir taraf var ki öyle çıkmış. Evet, diyor ki ilkin sahabiler var, bu ümmetin sonunda da kutuplar var. Senin bilmediğin kutuplar gene var. Olmasa zaten yıkılacak. Öyle güzel. Biz bu atalarımızın geldiği bin yıllık yolumuzdan sapmayalım. Çok güzel yol, orta yol, en güzel yol. Devam edelim. Efendimizin bu söylediklerinden olmaya çalışalım. Evet, Hazreti Enes'ten Hasan hadisi olarak nakledilmiş. Buna destekleyen bir sürü hadis var. Bir sürü hadis var. İnnemâ ene beşerun. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُونَ اَلْحَنَا بِهُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيهِ فَاِنَّمَا عَقْتَوْ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Evet. Hep dertlerimizi biliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi adam var Çengeli. Nasıl güzel konuşuyor. Adam var biliyor, anlatamıyor. İki kelime bir ay değil mi? Öyle adamlar yok mu? Konuşamıyor. Şimdi davalık olmuş, insandır, alışveriş yapıyor. Annesinden babasından balı bölüşememişler. Mahkemeli oluyorlar. Bir tanesi iki kelime bir ay getiremiyor. Öteki bülbül gibi tak 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 tak. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimlere, Müslümanlara ders veriyor. Allah onu bilmediğini bildiriyor. Yanılırsa söylüyor. Burada yanıldın diyor. Mesela Bedir Harbi'nden sonra Müslümanların işi istişare etmek. Esir almışlar. Bizimkiler yenmişler. Kureyş'in zenginlerini filan esir etmişler. Çoğu da cehenneme gitmiş.
Ebu Cehil, Utbe, Şeybe gibi. Esir aldıkların içerisinde zenginler var. Ebu Bekir, ne yapalım bu esirleri? Ya Resulallah, bunlar okuma yazma biliyor, bilgili adamlar. Bunların her birine en az 10 çocuk okusun, serbest bırakalım demiş. Ömer de bilgili adam, kaç dil biliyor. Müslüman olmadan Hariciye Bakanlığı yapmış Kureyş'in. Ömer ne yapalım? Hepsinin kafasını uçuralım ya Resulallah. Çünkü onlar bizi böyle elimize geçirselerdi hepimizin kafasını uçuracaklardı. Bırakırsak gene güçlenirler, gene saldırırlar. Aslında Ömer haklı. Çünkü hepsi oraya gelmedi. Birçokları Mekke'de kaldılar, zengin müşrikler. Onları salıversek kışkırtacaklar. Tem öyle oldu yani. Uhud harbine geldiler daha sonra. Uhud'da da 70 tane şehidimiz gitti biliyorsunuz. Efendimiz Ebu Bekir'in dediğine yumuşak çünkü. Halim bir insan. Raufun Rahim. Merhametli. Ebu Bekir senin dediğin güzel demiş. Onu uygulamış. Ana bak ihtar ediyor. Ömer haklıydı diyor. Sen diyor haklı olanı tutmadın diyor. Ama Allah seni affetti diyor. Ama ihtar ediyor bak. Ya, burada diyor yanılmıştın. Böyle 5 yerde Ömer'in dediği var. 5 yerde istişare müminlerin ve emruhum şura beynehum ayet. İstişare hepimiz istişare edeceğiz. Efendimiz Ömer'in dediğini Allah kabul etmiş. Burada da şimdi biliyor. Diyor ki ben diyor bana başvuruyorsunuz. Alacak verecek Taksim Maksim davalarında bazınız diyor çok güzel konuşuyor diyor. Hakkını güzel savunuyor. Bazınız diyor iki kelimeyi bir yere getiremiyor. Ben tanıklara göre, delillere göre karar veririm. Hakim delillere göre karar verir. Bugün hukukta da öyle. Dosyaya göre karar verir. Ben hukukçuyum arkadaş. Hakim dosyaya göre karar verir. Biliyorsun bu haksız ama delil yok. Delil yetersizliğinde beraatına diyor değil mi hakim? Delile göre karar verir. Kanaata göre veremez. Delile göre İslam'da da böyle. Öyle diyor Peygamberimiz. Bana dava getirdiğiniz zaman bazınız çok güzel konuşur. Delil getirmekte filan çok beceriklidir. Ama ben delile göre karar veririm. Ama verdiğim kararda eğer haksızlık varsa ben delile göre karar veririm. Benim yetkim böyle. Ateş parçası yutmuş olur diyor yanlış söyleyenler. Yanlış tanıklık yapanlar, yanlış konuşanlar cehennemde girecekler. Ateş parçası yutmuş olurlar. Evet, öyle buyuruyor. Görmüş efendim. Şimdi adliyelerde yalan şahitle oturuyor mahkeme salonuna. Hakim diyor ki ya davayı uzatmayalım. Var mı şahidin? Tamam mı efendim? Gidiyor. O 100 lira verdin mi? Herkes şahit. Nasıl diyeceğim? Görmemiş, etmemiş. Sektör oluşmuş yahu. Peygamberimiz bunları görmüş. Böyle yalan yere şahitlik ederseniz cehennemi boylarsınız. Hakim delile göre karar verir. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakimlere örnek olsun diye bunları söylüyor. Hocam biz hakim değiliz. Yok. Evde idareci sensin. Hatun var, kız var, oğlan var. Oğlanla kız kapıştılar. Bir taraf tutamazsın. Hakimsin. Birisi çok becerikli. Öteki zavallı somurtup duruyor. Bir şey getiremiyor. Aynı şey orada da olur. Veya iki komşu bir yaptılar, seni hakem tayin ettiler mahkeme gitmeden. Ya hocamız veya amcamız şey olsun dediler, sen de hakimsin. İşte böyle durumlarda evet delile göre karar vereceksin. Kanaata göre değil. O tanıklık edenler doğruyu söylemeli. Hakime doğruyu söylemezse karar yanlış olacak tabii delile göre. O zaman o yalan şahitlik edenler, yanlış tanıklık yapanlar cehennemde yerine hazırlansın. Ateş parçası yutmuş olur diyor. Ne güzel
şeyler söylüyor. Yoksa şimdi hakim de insandır. Onun da evet kanunlara göre hareket edeceği ama o da insan olarak birine kızgın olabilir, birisini çok sevebilir, değil mi? Veya bir ideolojiye sahip olabilir, çıkamaz içinde. Ona göre karşına gelen adama, insanlıkta o zaaf taraflarımız bu. Delile göre karar verir. Kanaatına göre değil, delil neyse, açık delil şuyken, onun aksine delil karar verir. En güzel salim yol da budur. Öyle diyor, ben bir beşerim sizin gibi. Böyle güzel konuşan, güzel deliğini ortaya koyana göre karar veririm. Düşünün diyor, yanlış şahitlik yaparsanız cehennem ateşinde hazırlanınız. Evet, hazırlanınız. Böyle şey yapmayınız. Evet. Bu çok önemli bir kuraldır. Bugünkü hukukta da böyledir. Evet. Kul haklarında kesinlikle dürüst davranmak zorunda. Adaletin ortaya çıkmasını sağlamak zorundayız. Böyle yanlış delillere göre yanlış söylenir de feinneme aktavulehu kıt'aten minen, eğer ben bir karar verirsem cehennemden ateş parçası onun hükmetmiş olurum. Kur'an-ı Kerim'de de var. İnneme ye'kulune fi butunihim nara. Karınları ateş doludur. Başkalarının hakkını yiyenler. Ayetçiyle bu. Efendimiz de böyle diyor. Hakimi yanıtanlar böyle olur. Böyle olur. Hazreti Enes'ten, İmam Malik, Ahmed İbni Hanbel, Ümmü Seleme'den evet nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Evet. Şimdi de namazla ilgili bir hadis-i şerif geliyor. İnnehu lev ahtese fis salati şeyün. Evet. Lenebbe enneküm bihi. Evet. Lenebbe tüküm bihi. Velakin innema ene beşerun mislüküm. Ense kema tensevne. Feyze nesitu fezekkiruni. Feyze şekke ahadüküm fis salatihi. فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ الْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Evet, bu da namazla ilgili hep bize öğretmek için. Aslında Efendimiz masumdur. Allah tarafından korunuyor. Çocukken korundu. وَالْتُّهَا kayboldum da seni buldurmadık mı? Değil mi? Orada ayet-i celle var. Seni her yerde... Evet, inneke bi'ayunina, hep kontrolümüzü altındasın, gözümüz önündesin. Ta eskiden beri o kadar pislik bir cemiyette yaşamış, baba yok, yetim, ana ölmüş küçükken, Efendimizin hayatında tek leke yok. Allah koruduğu için, Allah gözettiği için. Öyle diyor Voltaire. Hayatı boyunca kiliseyle uğraşmış, dinsiz tanınır. Papazların ne sahtekar olduğunu görünce din buysa demiş, ben dinsizim hep uğraşmış. Şimdi olduğu gibi papazlar gene peygamberimize zampara demişler, terörist demişler. Size inanmam demiş, sizin ne olduğunuzu biliyorum, o kelimeleri ben söylemiyorum, onun söylediği. Evet, peygamberimizi incelemiş. UNESCO'da cahiliye Arapların yaptıkları peygamberimizin gençliğinde öğreniliyor, nasıl adam olduğu. Onun adını öğrenmiş. Diyor ki kitabında Vocabulaire de Philosophie. Evet, felsefe lügatçesi İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde var. Muhammed Battesi'ne bakabilirsiniz. Fransızca bilenler. Sizi gidi iftiracı hain papazlar sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Bunu bir dinsiz söylüyor. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok diyor. Voltaire söylüyor. Bakabilirsiniz. Allah korumuş. Öyle bir çirkef bir toplumda pırıl pırıl. Hayatında da peygamber olduktan sonra da tabii Allah koruyor da onu sevmiş, kainatı yaratmış. Korumaz mı hiç? Ama bize örnek olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi hadisleri böyle anlayacaksınız.
Hadisimiz böyle. Şimdi ben de diyor bir insanım. Evet, mahkemede böyle davranırım. Şimdi onu anlattım. Namaz kıldığım zaman da diyor bize örnek olmak için yanılmış. Yoksa Peygamberimiz yanmazdı ya. Biz şimdi namaza duruyoruz. Hanım evden çıkarken akşam şuraya gideceğiz dediydi. Şimdi geç kalırsak namazda bu kafamızdan bundan geçiyor. Tarlaya gidiyoruz, dükkana gidiyoruz. Arkadaşımız gelecekti, geç kalırız karşılamaya. Ondan sonra 4 mü kıldım, 3 mü kıldım? Değil mi? İşte bunlardan ne yapacağız? Bunu öğretecek şimdi bize. Şimdi bir namazda Peygamberimiz yanılmış. Söylememişler. Sonra selam ettikten demişler ki yanıldın. Neyi hatırlatmadınız? Ben öyle diyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Evet, sizin gibi bir insanım. Namazda diyor yanıldığım zaman öyle söylüyor. Lev ahtese fis salati şeyün, namazda bir fazlalık, bir eksiklik olduğu zaman evet, lenebbe'tüküm bihi, onu bana niye söylemiyorsunuz, haber versenize, biz ne diyeceğiz? Hoca yanıldı, Subhanallah diyeceğiz değil mi? Hoca şimdi 4. katı oturması gerekirken kalkıyor, Subhanallah. Hoca eğer iyice şeyi kaçırmamışsa hemen onunla kendine gelir, oturur. 4. rekatı oturmamışsa zaten 5.'ye kalkar. Ondan sonra secde ederse namaz nafile olur. Bir daha kılmalar lazım. Fıkıh bilecek. Nereden bilecek fıkıh? Evet. Siz yani o kalktığı zaman 5. rekatta hiç kıpırdamayın. Oturabilirsiniz. Namaz bitti ya. Evet. Neyse. Tabii oturmuş da kalkmışsa siz kalkmama hakkınız var. Öbür türlü Subhanallah diyeceksiniz, namazınız bozulmaz. Böyle bir şey olduğu zaman siz beni hatırlatsanız da böyle inneme ene beşerun mislüküm, ben de sizin gibi bir insanım. Ense unuturum kema tensevne, sizin unuttuğunuz gibi. Feizâ nesîtü fezekkirûni, ben unuttuysam beni hatırlatın yahu. Feizâ şekke adûm fî salâti, sizden biriniz namaz 3 mü kıldım, 4 mü kıldım tereddüde düştüyse felyete harris savab, şöyle bir şeyi muhakeme yapsın için şöyle durarak karar veremiyor. Azının üstüne bina edecek. Doğruyu böyle bir araştırsın. Felyete harris savab, doğruyu araştırsın. Felyettim aleyhi, sonra kesin karar versin, ona göre tamamlasın. 2 kıldım, oturmam lazım. Oturup 3-4'ü bir daha kılacak. Ama böyle bir şeyden yanıldıktan oldu. Sümmel yescud secdeten, 2 tane de yanılma secdesi yapsın. Sağ tarafa selam verdikten sonra Allahu Ekber desin. Secde-i sevi yapsın. Evet, Allahu Ekber desin. Secde-i sevi yapsın diyor. İşte namazda yanıldığımız zaman farzı tehir etmişsek, sonraya bırakmışsak, farzı yapmamışsak namaz gitti, yok. Vacibi terk etmişsek veya sonra yapmışsak vacipler, namazın vaciplerini, secde-i sevhiyle tamir edebiliriz. Yani tamir ne zaman olur? Tamamladıktan sonra sana selam verip imam gidecek, sen de onunla beraber gideceksin. Secde-i sevhi yapma anda namaz daha bitmedi. O anda gelip uyabilirsiniz camide. Cemaat sevabı kazanabilirsiniz. Tabii yeniden kılmış gibi 4 rekat kılacaksınız da. Öyleyse. Daha henüz namaz bitmedi. Bunu öğretiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu işler fıkıh bilmeye bağlı. Fıkıh bilgisi de günümüzde çok az maalesef. Maalesef. Ben öyle hocalar gördüm. Ben söylüyorum, Kuduri Şerhi Cevhere, diğer kitaplarda da var. Secdedeyken ayakların tersi konamaz, kıbleye dönecek. Parmaklar her yer, emir var, en azından ucu değecek. Ama tersi koyarsanız, öyle gördüm çok, diyemiyorsun fitne çıkacak diye.
fıkıh bilse yapmaz bunu. Evet, buna da kimse değinmiyor. Başka şeyler de var. Okurken insanlık hali buyuyor. Olur. İşte bunları ne yapacağız? Camiye geliyor şimdi. Bekliyor. Ya ne bekliyorsun kardeşim? Sen camiye ikindi namazını kılmaya gelmedin mi şimdi? Niyetin var zaten. Allahu Ekber de uyuyor. Duruyor böyle. Rükuda yetişirsen imama yetişmiş oluyorsun o rekatta. Duruyor orada. 5 dakika niyet edeceğim diyor. Ola zaten ikindi namazına gelmedin mi sen? Niye 5 dakika duruyorsun? Rekatı kaçırıyor ya. Fıkıh bilgisi yok. Onu söylemek istiyorum. Bir daha söylüyorum. Çok önemli. Cuma günü. Şimdi imamlar da maalesef kızmasınlar bana. Sizin için soruyorum. Ben cemaati kurtarmaya diyor. Şimdi bunu tatbikatla göstereceğim. Gel bakalım. Gel bakalım şurada dur şöyle dön. Hayır hayır bu tarafa kıbleye dön. Bu imam. Geçir bakalım. Evet şimdi çok önemli bakın. Çok önemli bir şey var. Bu imam. Cuma namazı kılıyorsunuz. Geç geldiniz. Cuma namazı kalabalık oluyor ya. Bu cemaat imamı göremiyor değil mi? Caminin dışında. Bu adam Allahu Ekber bu secdeye gitti. Secdede Sübhan Rabbel Azim dedi. Kalkarken imam doğruluyor. Burada Semiyallahu Lümen Hamde diyor. İmamdan çoğu. Neden? İmamdan geç kalan, imamdan önce gidenin başı eşek başı gibi haşrolundur diye hadis var. Cemaati koruyorum hocam diyor. Ama kendini ateş atıyor. Mümine de yazık ediyor kendine de. Neden? Şimdi bakın. Bu adam cuma namazında rükuda. Bu da geldi. Rükuyu bitirdi kaldırdı. Herkes rükuda. Neden rükuda? Semiyallahu lümane demedi çünkü. Kalktıktan sonra söylüyor. Halbuki bu adam buradan bitirdiği zaman sesi burada söyleyecek. Semiyallahu lümen hamide. Deyince ha rükuyu kaçırdım diyecek o. İmamı görmüyor. Caminin dışında cemaat hep eğilip durur. Çünkü cemaat imam komut vermeyince kalmıyor rükuda. O da herkes rükü ediyor diye o da imama son rekatta yetiştim diyor. Halbuki hiç yetişmedi. İmamla beraber şurada sırtlar düzlenmeyince rükuda bu rekat kaçtı arkadaş. Şimdi maalesef bu çok oluyor. Geç söyleyince bu adam herkes yatıyor rükuda diye gelip imama uyuyor. O rekata yetiştim diye kılmıyor. Halbuki kılmadı. Çünkü imam rükudayken yetişmedi. Bu neden oldu? Bu geç komut verdi. İşi bitince burada sesi burada söyleyecek burada. Semi Allah derken ha diyor bitti rükû ki uymayacak. Anladınız mı? Onun için uygulamalı yaptım. Maalesef bu çok oluyor. Kalabalık yerlerde bu çok oluyor. Teşekkür ederim. Maalesef, maalesef bu çok oluyor. Diyor, söylüyorum ben cemaati kurtarmıyorum. Yahu cemaati kurtarırken ateş atıyorsun kendine. O adamın vebalini kim ödeyecek? El imamü daminun, imam kefildir. Hesabı imam verecek. Hadis bu. İmamlık çok güzel yerdir. Çok peygamberin makamıdır ama bir yanlış yaparsan da 500 kişinin hesabını ondan soracaklar. El imam daminin diyor peygamber. Onun için sen görevini tam yap. Öteki kendini kurtarabilse kurtarsın. Geç komut verdiği için bu çok oluyor rükuda. Rükuda yetişemiyor adam. Buna rağmen namaza uydum diyor. Herkes rükuda gördüğü için. Çok böyle tehlikeli. Zamanında de bitsin bu iş. Zamanında Allahu Ekber derken iyilirken Allah'ın elsi yukarıda olsun. Berr yerde olsun. Secdeye kapandıktan sonra Allahu Ekber diyor. Kabe'de imam da böyle yapıyor. Orada kalabalık olduğu için diyor söylüyoruz. Onları kurtarmak için diyor. Ama bu rükû meselesinde namazla gidiyor. Onun için çok önemli bu. Şimdi imamla beraber başlayacaksınız. İmamla beraber rükûya gideceksiniz. İmamla beraber secdeye gideceksiniz.
İmamla beraber rükudan kalkacaksınız, secdeden kalkacaksınız. Şimdi imam cemaati düşünecek. Çarşının ortasında bir cami. Adam dükkanın ticari tanesi. Camiye gelmiş adam. Şimdi havaalanına yakın cami var ya Yeşilköy'de. Dedik ya sağda solda şey edip durmayalım. Şu camide namaz kılalım da öyle gidelim. İmam da sofuluğu tuttu. Bir rüküye gitti. 15 defa Süman Rabbel Azim diyor. 15 defa Süban Rabbel Ala diyor. Bizim uçak kaçacak diye namaz nasıl oldu gar bilmiyorum yani. Olur mu hocam? Burası havaalanı. 3 defa de kalk. Taşıda namaz kıldırıyoruz. 3 defa de kalk hocam. 15 defa. Medine'deki 25 defa diyor. Söyleyeyim bana ne diyor. Sana ne olur mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında 40 ayet, 120 ayet okuyun diyor. Ama bir çocuk sesi duymuş Mescid-i Nebevi'nin dışında. Bunun anası cemaate gelmiş diye kul eûzü birabbil felak, kul eûzü birabbin nas diye sabah namaz kıldırmış. Çocuğun sesinden anası demiş şimdi üzülür diye. Cemaatin durumunu nazara alacak demek yani bu. Sen de çarşıda böyle 25 defa, 15 defa Sübhan Rabbel Azim deme hocam yahu. Zamanında eğil, zamanında kalk sen de. Şimdi hoca 3 defa Sübhan Rabbel Azim dedi. Görüyorum ben o hala yatıyor orada. Alışmış 7 defa demeye ya. İmam doğruluyor hala o yatıyor. Kırılmazından bir meşe sopası kafasına vuracaksın. Hem uydum imama diyor. Evet uydum imama demiyor muyuz başlangıçta? Ne uymuyorsun imama? Kalktı. Hiç demeden kalksanız yine geçerli namazınız. Sübhan Rabbel Azim hiç diyemediniz. Ama imamla beraberiniz düzlendi. Namazınız gene geçerli. Ama şimdi o imam kalkıyor hala da orada Sübhan Rabbel Azim diyeceğim diye. 7 defa diyeceğim diye hala duruyor. Secdede duruyor. İmam kalkıyor bir daha o da hala orada. Bunlar eşek başı gibi haşrolunacak diyor. Ne demek? Alimler diyor ki bu ümmetin diğer hayvanlar dönüşmesi Muhammed Mustafa aşkına Allah tarafından önlendi. Yani aptal demektir. Eşek kafasız ya. Aptal ya. Bu adam aptal demektir diyorlar. Yorum yapıyorlar ama eşek kafası gibi haşrolunacak diye ibade var. İfade var Peygamberimiz hadisinde. Bunu da çok yapıyorlar. Hala secdede. İmam kalkmış hala orada yatıyor. Etmeyin böyle. İmama uyun. Beraber eğilin, beraber kalkın efendi. İmam da zamanında Semiyallahu limen hamde desin. Allah'ın elsi orada. Heh, yukarıda olsun. Saat gibi olsun böyle. Evet, uymalar böyle olur. Namazda bilgi, kurallara, bilgi olursa kurallara riayet edilir. Ve o zaman da işte cemaatlerde namaz kılmak 27 derece olur. Namazınız geldiniz mi garanti belgesi alırsınız. Bir namaz, makbul bir namaz ondan evvel günahları sildirir ve de cennete gidersiniz. Ama bunları bilmezseniz namaz davacı olacak. Beni kuşa bendirdi diye. Ya onun için bilgisiz olmaz. Efendimiz bize bu hadisi anda o Allah'ın himayesinde mahsus yanılıyor ki yanılınca imam nasıl hareket edilir namazda onu öğretmek için Allah Celle Celaluhu ona salatü selam eylesin bizi de şefaatine nail eylesin güzel bilen bildiğini uygulayan şuurlu Müslümanlardan eylesin diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah 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 el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Elhamdülillâ rabbil âlemîn errahmânirrahîm. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina. Birer elem neşrah leke besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke bi zekilleti amedat. Zikrak fi
فإنما العسر يسرا مع العسر يسرا. 11'er İhlas-ı Şerif Besmele ile beraber Bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ Sadakallahul azim. Subhane rabbiyal ali el alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ihdina ve vaffigna ilal hakkı ve ilal necati ve ilal tarikun müstakim ve ilal tarikun cennetin naim. Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberan ızam aleyhi salavat ve teslimatın, ervai paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab ötbaları, rıdvanullah teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabelerimizin ve burada bulunan bizlerin, bu aziz vatanın bizlere hediye eden şüheda ve kuzatın, ashab-ı hayratın, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin, tüm geçmişlerimizin ervahına bağışladık ve asıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan muhafaza eyle. Bizi nefsi emmaremize esir etme ya Rab. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab.
tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, ya Erhamer Rahimin, hayırları celbeyle, belaları def eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhametinle, lütfunla, affınla, kereminle, ihsanınla muamele eyle ya Rab. Kafirlerin, zalimlerin düşündükleri hileleri, Müslümanları birbirinden düşürmek istemelerini kendilerine çevir, hilelerini ayaklarına dolaştır ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirk ve netubu ilek. Subhanu Rabbina Rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.